Hoşçakalın. İstanbul'da biliyorsunuz biz hızlı tarama süreci başlattık. Göreve geldiğimizin birinci yılında hızlı tarama sürecini başlattık. 10 binlerce binanın kapısını çalıyoruz. Ama ne acıdır ki bazı semtlerde %70'e varan insanlar bizi binalarına sokmadılar. Ve binalarının kontrol edilmesini istemediler. Ama biz ısrarla bu süreci devam ettirdik. Ve İstanbul'da bu arkamda gördüğünüz bina gibi depreme dayanımı %0 olan, bakın depreme dayanımı %0 olan 318 bina tespit ettik. Ve bu 318 bina ile ilgili işlem başlattık. Şimdi tabii hızlı taramaya devam ediyoruz. 6 Şubat depremiyle beraber o güne kadar ne yazık ki kapımızı çalmayan, bütün duyurularımıza rağmen ne yazık ki bizimle irtibata geçmeyen, hatta bizim kapısını çalmamıza rağmen 10 kişiden 7'sinin, 10 binadan 7'sinin bizi evine sokmayan vatandaşlarımız şimdi bizim kapımızı çalıyor ve biz açıkçası bu tespit noktasında onlara yetişmeye gayret ediyoruz. Bakınız, bugün bahsettiğimiz 318 yapıda yaklaşık 3000 bağımsız bölüm var. 3000 bağımsız bölüm ne demek biliyor musunuz? Bugün İstanbul'un ve Türkiye'nin konutta yaşayan kişi sayısına vurduğunuzda aslında yaklaşık 7000 insanın, 8000 insanın canı demek oluyor. Yani biz aslında bu evleri şu anda yıkımına başlamakla 8000 insanımızı bu tehditten kurtarıyor oluyoruz. Mal sahibi, kiracı ayrımı yapmadık. Kiracıya da 4500 lira yardım yapıyoruz, mal sahibine de yardım yapıyoruz. Bir adım daha attık. Yani kiracıya 12 aylık bir kira desteği vererek aslında hem onu sokakta bırakmıyoruz, bütçe olarak destekliyoruz ve insanların ev bulmasına yardımcı olan da bir ilişki mekanizmasını kuruyoruz. Bu işi siyaset üstü bir sürece taşıyacağız. Bakın bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ve İstanbul'u deprem riskinden hızla kurtarmanın yolculuğunu başlatacağız. İstanbul Boğazı'nın kenarında barakalara imar hazırlayan Şehircilik Bakanlığı olmayacağız. İstanbul Boğazı'nın kenarında kafelere imar veren Şehircilik Bakanlığı olmayacağız. Biz İstanbul'un deprem sorunuyla ilgilenen bakanlıklar, büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri olacağız. Onun için buradayız. Burada sadece binayı yıkmıyoruz. Aslında ortaya koyduğumuz akılla depreme dirençli olmayan aklı yıkıyoruz ve kararlılığımızı gösteriyoruz. Bu oldu yani. Şimdi reklam unsurları için de aynı kararı verdik. Bazıları da metro sinyalin üstüne kar kap koyuyor ve reklam yapıştırıyor ya, biz onun şeyin olduğunu görmüyoruz. Bundan sonra reklam izinlerini vermeden onu kontrol etme kararı aldık yani. Evet. Yani oranın taşıyıcı olması ve zorlanması lazım. Dokunduğu anda gidiyor. Bizim bence yıkım işlemini durdurup insanlarımızı iyice geriye çekmemiz lazım.